maalesef bazı yerlerde bu psikolojik algıyı oluşturdular. Daha sonrasında bununla ilgili olarak özellikle 28 Mayıs'ta da onun öncesinde biz burada toplantı yaptığımızda demiştik ki az önce Allah kıymetli hukukçularımızı adaletin temsilcisi kıymetli hukukçularımızı yine anı fotoğrafında buluşmak üzere sahneye davet ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partimizin değerli il başkan yardımcıları, değerli milletvekillerimiz, önceki dönem milletvekillerimiz, başbakan yardımcımız, bakan yardımcımız, değerli hukukçu arkadaşlar, öğrencilerim de var içinde, öğrencilerimi özel olarak tabii dahil ediyorum. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah kabul etsin. Ramazan'ın 16. orucunu tamamladık. Yarıyı geçmiş olduk. Cenab-ı Hak Kadir Gecesi'ne, bayrama hepimizi sağlık afiyetle, hayırlarla eriştirsin. Yine nice bayramlara, nice güzel günlere, gecelere, sağlık afiyetle, salih amellerle hepimizi eriştirsin inşallah. Değerli arkadaşlar, çok az bir zaman kaldı. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi yani 4 gün çalışma süresi olarak. Bu sürede bütün arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Ben Balıkesir'den geliyorum. Orada bazı bölgelerdeki çalışmalara katıldım. Giderken de arayanlar oldu. Şimdi az önce de arayan milletvekillerimizden, teşkilattan arkadaşlar. Kusura bakmayın gelemiyorum. İşte falan yerdeyim, falan yerdeyim. Elbette tabii ki. Herkesin bulunduğu mevzide çalışması lazım, orayı terk etmemesi lazım. Ama bu 4 gün, bu 4 gün olduktan sonra pazar günü sabahtan itibaren ne genel başkanlar, Cumhurbaşkanımız Sayın Bahçeli, ne genel başkan yardımcıları, ne milletvekilleri, ne bakanlar, ne teşkilat, hiç kimse parti adına, partiler adına çalışamayacak. Bu çalışmayı kim üstlenecek? İşte bütün siyasi faaliyetin, çalışmanın yapılması için görevli sadece işte sandıklarda görevlendirdiğimiz arkadaşlar, müşahitler, ayrıca partilerin işte yetki verdiği, itiraza yetkili arkadaşlar, hukukçular, bina sorumluları falan. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu kadar zamandır herkes büyük bir faaliyet, canhıraş bir çalışma içerisinde ama pazar günü herkes yasaklı, çalışma yapamayacak durumda. Partiler adına gerçek manada çalışma yapabilecek olanlar işte seçim çevresinde, seçimde görevli, sandıkta görevli arkadaşlarımız olacak. İşte bu çalışma bu bakımdan çok önemli bir çalışma. Bizim şiarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın da daha önce rahmetli Erbakan Hoca'nın da seçim sandıkta kazanılır diyordu. Aslında bunun örneklerini de çok gördük, yakın zamanda da gördük. Ben şimdi yer belirtmek istemem ama çok kritik noktalarda bazı seçimleri 2019'da sandıkta kaybettik. Eğer sandıklara eskisi gibi bütünüyle hakim olabilseydik, sandıklardaki süreçlerin usulüne uygun yönetilmesini gerçek manada temin edebilseydik, sandıkları terk etmeseydik, bence birçok ilimizde, büyükşehirde bugün belediyeler bizde olmuş olacaktı. Kaybettiğimiz yerler için söylüyorum bunu. Değerli arkadaşlar, bu bakımdan bu vazife, yani sizlerin üstlendiği ki sizler tabii bunu daha bilinçli bir şekilde ve daha büyük bir sorumlulukla taşıyacaksınız o gün için. Bu bakımdan en önemli görev. Süresi kısa ama önemli, ehemmiyeti, özgür ağırlığı çok yüksek bir görevden bahsediyoruz. Önce seçime dair birkaç şey söylemek isterim. Değerli arkadaşlar, Mayıs ayında esasen Türkiye'nin yönetimiyle ilgili nihai kararları verdi milletimiz. Parlamento belli oldu, hükümet belli oldu Sayın Cumhurbaşkanımız. 2028'e kadar Türkiye'yi kimlerin yöneteceği belli. Bu seçimde ise mahalli, eski tabirle, şimdi yerel yöneticileri belirleyeceğiz, seçeceğiz. Fakat tabii bir taraftan hem 14 Mayıs'ta yenilginin hem 28 Mayıs'ta
Efendim, yenilginin hazmını henüz tamamlayamamış olanlar bir daha bunu biraz genel seçim havasına çevirmek için gayret gösteriyorlar bazı yerlerde. Ancak hatırlayacaksınız, Mayıs ayında seçimlere giderken biz beraberdik, Cumhur İttifakı olarak seçimlere gittik. Şimdi yine beraberiz. 2018'de de beraberdik, 2019'da da beraberdik. İnşallah bundan sonra da beraber olacağız. Zira bu ittifak bir takım ilkeler üzerine kurulu, bir lehre üzerine kurulu bir ittifak. Karşımızda da bir ittifak vardı, Millet İttifakı dedikleri bir ittifak. Bu ittifaktan şimdi eser yok. Önce partiler ittifaktan ayrıldı, dağıldılar. Sonra da ittifakın içerisindeki